Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugün 21 Mayıs 2022 domatesimize gübre veriyoruz. Bu videoda bu dönemde domatese hangi gübreleri veriyoruz onları açıklayacağız, onları göstereceğiz. Ve hangi gübreleri ne için veriyoruz onlardan da bahsedeceğiz. Domatesimizin genel durumu şöyle, artık şu kamerayı çevireyim. Domatesin genel durumu şu şekilde. Çalı orta vaziyette, çiçeklenme başlamış. Yavaş yavaş domatesler de, meyveler de ufak ufak da olsa görünmeye başlandı. Ve genel durumu fena değil, güzel gibi görünüyor. Şöyle şunları görüyorsunuz. Domatesler bu üçüncü maçalar. İkinci maça şurada zaten altta gözüküyor. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama bir de en altta var. Hem çalı hem domates meyve tutumu oturaklı bir şekilde gidiyor. Ve bu dönemdeyken biz hangi gübreleri kullanıyoruz? Bu arada bu bir gübreleme tavsiyesi değildir. Bunun için bu işi bilen, diploması olan arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. Bu biz hangi gübreleri veriyoruz onun videosudur arkadaşlar. Su konusuna da değineceğim. Su konusunda çok soru geliyor. Şimdi domatesi ikiye böldüm. 15 dönümünü suladım. Şu anda 15 dönüme gidiyor. 15 dönümün gübresini verdim. Ve biraz sonra 15 dönüm kalan yerinde gübresini vereceğiz. Bu gübrelememizde, lafı fazla uzatmadan hemen konuya gireyim. Kalsiyum nitratımız var. Magnezyum nitratımız var. Potasyum nitratımız var. Ve burada üremiz var. Burada şekerimiz var. Amonyum sülfat yani. Bir de çiçeklenmeye teşvik için burada denge tarımın çok güzel bir gübresi var. 12, 52, 6 artı mikro elementler. Bu gübre arkadaşlar gerçekten güzel ve kaliteli bir gübre. 15 kiloluk. Çok da pahalı. 650-700 TL civarında. Ama Peters kalitesinde bir gübre, onu da belirtelim. Şimdi 15 dönüme bunları atacağız. Dönüme ne geliyor? 1,5 kilo yani 30 kilo, 2 kilo şey veriyoruz. Kalsiyum nitrat veriyoruz. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram magnezyum nitrat veriyoruz. Yine aynı oranda 1 kilo 200 gram potasyum nitrat veriyoruz. 1 kilo üre, 2 kilo şeker ve bu ne geliyor? Bu da tam 1 kilo geliyor. 12,52. Bu şekilde gübreleme yapıyoruz. Kalsiyuma başladık çünkü kalsiyumu bu dönemde vermemiz gerekiyor. Domatesler meyveye döndükten sonra, çiçekten meyveye döndükten sonra nohut kadar, fındık kadar olduğu zaman kalsiyuma başlamalıyız. Bazen ileride toplama yapan arkadaşlar mesela domates hasat yaparken kırmızı domates altta çiçek burnu çürüklüğü olmuş, buna ne yapalım diye soruyorlar. Öyle bir şey olmaması için bu dönemden itibaren başlanması lazım. Domates meyvesi nohut kadarken o dönemde kalsiyum uygulamasına başlanması lazım. Hem yapraktan hem de topraktan. Kalsiyum nitrat olur, kalsiyum oksit olur ya da sıvı kalsiyum olur. Fark etmez. Kalsiyum nitrat, kalsiyumun kendisi mobil bir element değil, tembel bir element olduğundan dolayı yanına nitratı veriyoruz. Nitratla birlikte taşınır. Nitrat çok hızlı bir besindir. Onunla taşınır. Veyahut kalsiyum bor kullanılabilir. Bor da kalsiyumun taşınmasına faydalı olacaktır. Bu dönemde potasyumu kalsiyumdan az veriyoruz. Yani kalsiyumu 2 kilo, 2,5 kilo veriyorsak potasyumu 1 kiloda tutmalıyız. Çünkü bunlar birbiriyle rekabet halinde. Meyve oluşurken meyvenin içine ikisi de girmek istiyor. Birisi potasyumla girmek istiyor, içini doldurmak istiyor. Kalsiyum da girmek istiyor. Yani bitkinin ikisine de ihtiyacı var. Ama potasyum baskın geldiği zaman kalsiyumun meyveye girişini engellemekte ve bu durumda da şey oluyor. Çiçek burnu çürüklüğü oluyor. Kalsiyum eksikliği oluyor. Bu dönemde eğer yapraktan da bir kalsiyum uygulaması yapılmadığı zaman ileriki dönemlerde, hasat döneminde çiçek burnu çürüklüğü ile baş başa kalacağız ne yazık ki.
Eğer toprakta yeterli durumda kalsiyum varsa bazen hiç kalsiyum atmadan da çiçek burnu çürüklüğü olmuyor. Ama toprakta yetersizse veyahut toprakta antagonizm dediğimiz rekabet ortamı fazlaysa, potasyum fazlaysa kalsiyumun alımına engel olur. Ya da meçsiz yerlerde, bu meç naylonunu çekiyoruz ya, meçsiz yerlerde toprak kuruduğundan dolayı kalsiyum oksidasyonu oluyor ve yine kalsiyumu yeterli düzeyde almıyor. Kalsiyum da arkadaşlar, o da bir makro elementtir. Kalsiyumdan bu kadar konuştuktan sonra bu gübreleri bu şekilde veriyoruz. Ayrıca arkadaşlar, şurada yine dabandan tuta için şu ilacı veriyoruz. Altakor arkadaşlar. Altakor tuta için güzel bir ilaç. FMC'nin, yani şurada kaliteli bir ilaç. Bunu dabandan veriyoruz. Normalde dabandan bunun bir kutusu 50 gram ve 300 küsür lira, 320 miydi, öyle bir şeydi. 300-320 lira bir şey. Bunu veriyoruz. Biz 5 dönüme bir tane uyguluyoruz. Fakat normali 2 dönüme bir tane uygulanması gerekiyor. Üstten ise şurada o da vardı. Üstten yine FMC firmasına ait. Şu da Koragen diyordum ya. Koragen işte bu arkadaşlar. Bu da 10 dönümlük. Tuta için güzel bir ilaç. Yani deste başı ilaçlardan şu ikisi tutanın en iyi ilaçları. Bunu da 10 dönüme bir tane yapraktan veriyoruz. Bu da 600 küsür lira. Bu arada videomu seyreden bir arkadaşıma da buradan bir şey göndereyim. Dipnot mu diyeyim? Ne diyeyim? Bir laf mı atayım? 645'e yazmış. Başka yerde 600 liraya yazıyorlarmış. Bilgin olsun. Mesaj yerine ulaşmıştır inşallah. O da mutlaka seyrediyordur. Biz 645'e aldık çünkü. Başka bir yerde, başka bir yerin neresi olduğunu da o biliyor. 600 liraymış. Canı sağ olsun. Seviyoruz kendisini. Neyse sevgili arkadaşlar, bu şekilde gübreleme yapıyoruz. Bu kuvvetli bir gübreleme. Bundan sonra gübreyi düşüreceğiz. Sulama konusuna gelince, suyu da çünkü çok soruyorsunuz. Şu anda dölleme zamanında ve biz sulamamızı şey yapmıyoruz, aksatmıyoruz. 4 güne bir 3-4 saat su veriyoruz. Bu dönemde suyu azaltıyoruz, aksatmıyoruz ama azaltıyoruz. Bazı arkadaşlar çiçeklenme, döllenme zamanında su verilmez diyor, suyu kesmeniz lazım diyor. Bana göre yanlış bir şey. Biz suyu kesmiyoruz, suyu biraz azaltıyoruz ama aynı rutinde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bitkinin her dönem suya ihtiyacı vardır. Suyu çok kestiğiniz zaman, yani susuz bıraktığınız zaman doğru döle yatar. Yani fazla çiçek tutar. Şurada bizim bir hatımız vardı. Hemen onu göstereyim. Şu hat arkadaşlar 20-30 metreye kadar, ileride 20 metreye kadar şey olmuş. Hortumu kırılmış oradan. Bu tarafa su gelmemiş. 2-3 su gelmemiş. Ve şu anda üstünü görüyoruz. Çiçeklerin hepsi şeye dönmüş. Meyveye dönmüş. Ama çalı çok zayıf kalmış. Suyu kestiğiniz zaman çiçekler meyveye döner. Çok da çiçek açar. Ondan sonra birçok çiçeği döker. Ve çiçekleri meyveye çevirir. Ama hem meyveniz küçük olur, hem kaliteniz iyi olmaz. Çünkü bunu hemen kızartmaya başlayacaktır. Daha önceki videolarımda konuşmuşumdur, biliyorsunuzdur. Bitki strese girdiği zaman, öleceğini hissettiği zaman hemen çiçeklerini meyveye çevirip kızartmaya başlıyor. Çünkü bir an önce ölmeden tohum bırakmak istiyor. Şimdi şu hatı görüyorsunuz. Hemen bir de şu hata bakın arkadaşlar. Aradaki bariz farkı görüyorsunuz. Eğer biz çiçeklenme döneminde bunu bilerek yapmadık, bu arada tesadüf olmuş. Güzel bir örnek de oldu. Çiçeklenme döneminde suyu kısarsak domatesimizin olacağı hal bu. Çok domates tutar, hemen tutar, hemen de kızartır büyütmeden. Hem kalitemiz az olur, hem verimimiz az olacaktır. Bu nedenle suyu kesinlikle kırmıyoruz. Şu hata bakıyoruz, dönüyoruz. Yanındaki hata bakıyoruz. Aradaki farkı görüyorsunuz.
tonajımız da yine az olacaktır. Bu nedenden mütevellit döllenme dönemine girdiği zaman bunun suyunu kesmeyeceksiniz. Suyunu biraz azaltabilirsiniz. 5-6 saat veriyorsanız onu 3-4 saate düşürebilirsiniz ama kesinlikle suyu kesmiyoruz. Bitkilerin her dönemde suya ihtiyacı vardır. Bazen fazla olur, bazen az olur ama her dönemde bitkinin suya ihtiyacı olur. Sulama sürelerini nasıl uzatabiliriz? Yani 3 gündür, 4 gündür, 6 gündür. Hava bulutlu geçer, yağmur yağar. Sulama süresini 3 günden 6 güne, 5 güne çıkarırsınız. Ama hava böyle sıcak olur ve güneş olur. Sulama sürelerini daha kısaltmamız gerekiyor. Bu şekilde bizim uygulamamız, bu şekilleri tekrar ediyorum. Bu bir gübreleme ve ilaçlama tavsiyesi değil. Gübreleme ve ilaçlama tavsiyesi için bu konuda yetkili arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. Bu bizim şahsi uygulamalarımızdır. Bu arada söylediklerim biber için de geçerli. Sulama sistemini geçen gün bir kişi, gübreleme sistemini bir kişi sormuştu. Hazır yeri gelmişken onu da anlatayım. Bu su motorunu biliyorsunuz, videosunu da yapmıştım. 3-4 sene önce bir tane aldım. Geçen sene bozuldu. Ve aynı memnun kaldık. Fiyat performans ürünü. Geçen sene 1 milyar 200 aldık. Herhalde şu anda 2000 lira, 3000 lira civarındadır. Bilmiyorum fiyatını. Bir senedir kullanıyor. Zaten 2 sezon kullandık mı yeterli oluyor. İşimizi rahatlıkla görüyor. Normal gelen suya şurada çıkış ve girişler yapmışız. Girişimizi buraya bağlamışız. Şuradan da yine bir hortum çıkarıyoruz varili doldurmak için. Karışımımızı yapıp bu su motoruyla çekiyoruz. Çok da güzel. 2-3 basınca kadar, 3-4 bara kadar da, 4 barı denemedik de 3 bara kadar su basabiliyor borunun içine. Normalde bunun için şey kullanılıyor, gübre tankı kullanılıyor. Gübre tankını sevmiyoruz çünkü şey oluyor, gübrenin ne zaman bittiğini, başta yoğun gidiyor, sonda az gidiyor, ne zaman bittiğini göremiyoruz. Bundan da bahsettiğimize göre artık videomuzu sonlandırabiliriz. Emre müzik mi çalıyor? O müziği kapat ya. Telif yemeyek Mehmet'im. Bir çay da bana kat ya. Bir de çayımızı içelim. Odun közünde. Çay arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, özellikle hobi bahçesi sahipleri, küçük alanda ekim yapanlar, saksıda üretim yapanlar, bunlar için özel bir seri yaptım. Buradan eğer bu videoları seyreden arkadaşlarımız varsa oynatma listesi yaptım. Üçüncü videosunu çektik, yayına aldık. Her hafta oradan da bir videomuz gelecek. Bu konuyla alakalı da çok istek geliyordu. Hem onların da gönlünü kırmamış olduk. Çünkü hobici arkadaşlar genelde sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle gübre atarken şey yapıyorlar, mahsullere zarar veriyorlar, fazla gübre atıyorlar. Onlar için de, onları da düşündük. Onlar için de güzel bir seri yaptık. İnşallah fırsat buldukça, bulmaya da çalışacağım o iş için özellikle. Fırsat buldukça haftada bir de olsa onlar için de video atacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Gübreleme serisi videolarında domatesde muhtemelen bu sene bu son video olur. Ya da bir tane video daha çekebilirim. Bundan sonra kalsiyum nitratı 10 güne bir vereceğiz. Potasyum nitratı da vereceğiz. Kalsiyumu potasyumdan fazla tutacağız.
çalımız şey olmasın diye, yaşlanmasın diye, çökmesin diye magnezyum nitrat ve üreyi de vereceğiz. Bunların oranlarını kendi kafamıza göre ve bitkinin kendi kafamıza göre derken bitkinin o anki durumuna göre hareket ederek öyle belirliyoruz. İlaçlama konusunda da konuştuk. İyi ilaçları kullanın ve haftalık en fazla 10 gün bu ilaçları kullanın. Domatesde o zaman sıkıntı yaşamazsınız inşallah. Türkiye'deki bütün üreticilere başarılar diliyoruz, sevgiler diliyoruz. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Adana Sarıçam'dan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.